Cumhurbaşkanı Erdoğan Uluslararası Zeytin Dağı Barış Ödülleri töreninde konuştu. Hedefinde İsrail ve Batı vardı. Cumhurbaşkanı adayları Muharrem İnce ve Meral Akşener seçim vaatlerine başladı. 100 bin imzayla Cumhurbaşkanlığı adaylığına iki isim barajı aşmış durumda. Tüm bu başlıkların detayları ve çok daha fazlası birazdan KRT Ana Haber'de. Türkiye'nin ilk kültür ekranı KRT'den mutlu akşamlar sevgili izleyiciler. Türkiye ve dünya gündeminden öne çıkan gelişmelerle karşınızdayız. Ana Haber bültenimize hoş geldiniz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Uluslararası Zeytin Dağı ödül töreninde konuştu. Hedefinde bir kez daha İsrail vardı. Filistin ve Kudüs meselesi sadece bir milletin davası değildir dedi ve maruz kaldıkları zulümler, katliamlar sebebiyle Filistinliler dünyadaki tüm mazlumların sembolüdür ifadelerini kullandı. Bizim ne Amerika'yla ne batılı ülkelerle mukayese edilir bir yanımız yok. Onlar bizim çok önümüzde. Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da Cemal Reşit Rey konser salonunda Uluslararası Zeytin Dağı Barış Ödülleri töreninde konuştu. Erdoğan konuşması öncesinde eşi Emine Erdoğan'a bir jest yaptı. Elindeki zeytin dalını eşine takdim etti. Cumhurbaşkanı konuşmasındaysa ilk olarak İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına değindi. İsrail yönetiminin daha yakın zamanda kendi topraklarına sahip çıkmaktan başka hiçbir suçları olmayan Filistinlilere karşı uyguladığı şiddet, zalimlerin cüretinin her geçen gün arttığını gösteriyor. Özellikle barış merkezi olması gereken Filistin'in ve Kudüs'ün adını zulümle yan yana yazan İsrail yönetiminden iki cihanda da davacı olacağız. İşte bu çarpıklığa karşı itirazımızı biz dünya beşten büyüktür diyerek dile getiriyoruz. Filistinli kadınlar ve çocuklar İsrail yönetiminin zulmüne en çok maruz kalanların başında geliyor. Filistinli çocukların nemli bir bölümü vatanlarının dışında mülteci kamplarında veya başka ülkelerde hayatlarını sürdürüyor. Erdoğan bir kez daha mültecilere yapılan yardımları anlattı, batıya çattı. Şu ana kadar yaptığımız yardım ne oldu biliyor musunuz? 31 milyar dolar oldu. Niye? Dedim ya, biz bunu asli görevimiz telakki ediyoruz. Bereketi de geliyor elhamdülillah. Avrolar gelse de gelmese de bereketi var. Şu ana kadar verdikleri 1 milyar 850 milyon avro. Söz 6 milyar avro. İşte Batı bu. Onun için Batı'yı iyi tanıyalım. İyi bilin. Ve biz iyi biliyoruz. İyi tanıdım 16 yıllık başbakanlık ve cumhurbaşkanlığı yaşamımda. Diğer tüm ülkelerden ve kurumlardan gelen yardımlar ise Birleşmiş Milletleri kastediyorum. O da 550 milyon dolar. Bunlar bu. Buna karşılık aynı kesimler Suriye'de yaptıkları birkaç saatlik operasyonda bilmem kaç yüz milyon dolarlık bomba kullanmış olmayı böbürlenerek anlatıyorlar. Başbakan Binali Yıldırım'da Türkiye Bankalar Birliği 61. Genel Kurulu'nda açıklamalarda bulundu. Faizlerin düşürülmesi için enflasyonu aşağı çekmeliyiz diyen Yıldırım, Türkiye yüksek faiz ve enflasyonu hak etmiyor dedi. Yıldırım'ın hedefinde Türkiye'nin kredi notu derecesini düşüren Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Standard Poor's da vardı. Son günlerde Türkiye'nin notunu düşüren reyting kuruluşu bunu not düşümüne bir gerekçe olarak ortaya koydu. Bunların uzmanlığından ben
değil, aklından bile şüphe ediyorum. Bu kadar basit bir konuyu eğer kavrayamamışlarsa, bunların verdiği notun kıymeti harbiyesi yok. Ne diyorlar? Efendim, bol bol teşvik veriliyor. Dolayısıyla bu cari açığı arttıracak. Öyle değil mi Mehmet Bey? Yanlış mı duydum? Böyle bir ifadelerini gördüm. Bunun bilimsel ekonomi kurallarıyla açıklanacak bir yanı yok. Buradan da anlaşılıyor ki gündemde olmadan akıllarına esti, bir araya geldi, bir not düşürme gayreti içerisine girdiler. Biz bunu anlıyoruz. Bunun nedenini de anlıyoruz. Türkiye'deki seçim takvimi belli olduktan sonra yapılan bu girişimin etik olmadığını, belirli bir amaca yönelik olmadığını da çok iyi görüyoruz. Ve bunun zamanlamasını da çok manidar buluyoruz. 15 Temmuz darbe girişiminden sonra yaptıkları gibi subjektif, tamamen ülkemizin gerçeklerine uymayan bu gibi kararları bize çok zarar vermez. Hiç de zarar vermedi. Ama kendilerine çok zarar verir. Güvenilirlikleri gittikçe kayboluyor. Türkiye üzerindeki kredileri de yok olmaya devam ediyor. Peki bizim bütün göstergelerimiz gelişmiş ülkelerden daha iyi, enflasyonu hariç tutuyorum, faizleri hariç tutuyorum. Bütün göstergelerimiz kat kat iyi. Peki Türkiye bu kadar yüksek faizi, yüksek enflasyonu hak ediyor mu? Etmiyor. Buradaki oranın bir kısmı Türkiye'nin izlediği aktif dış politika yüzündendir. Ekonomik gerçekliklerle alakası yoktur. Bunu herkesin bilmesi lazım. Gelelim muhalefetin cumhurbaşkanı adaylarına. Çalışmalar hızlandı. CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce mecliste basın toplantısı düzenledi. İnce tüm adayları canlı yayında tartışmaya davet etti. Erdoğan inince ne olur? Ya döviz inerse, dolar euro inerse, faizler inerse, işsizlik rakamları inerse, enflasyon inerse, bunlar olacaksa, gübre fiyatı inerse, mazot fiyatı inerse, benzin fiyatı inerse, Erdoğan da insin be kardeşim buradan. 80 milyon bir yana, kendisi bir yana. 80 milyondan daha mı değerli yani? Ama derdimiz o değil. Derdimiz bozuk düzen. Ben bu düzeni değiştirmek için adayım. Medya susmuş. Sesini çıkaramıyor yani. Nasıl manşete koyamaz? İş dünyası korkmuş. Hiçbir umudum yok. Medyadan ve iş dünyasından zerre kadar umudum yok. Benim umudum millette. Ben millete güveniyorum. Bu fakir fukara millete güveniyorum. Bu millet bu devrimi gerçekleştirecek. Bu büyük değişimi ben o fakir milletime inanıyorum. Çanakkale'de, Sakarya'da, Dumlupınar'da nasıl imanıyla mücadele ettiyse bu kampanyada da o imanıyla, o çalışkanlığıyla ter akıtarak, bir savaş gibi değil ama bir zafer kazanmak için uğraşarak, ter dökerek, savaşta kan dökülür, seçimde ter dökülür. Birbirine benzer şeyler değildir ama ikisinde de bir iman gereklidir, bir çalışma gereklidir. Ben bunu milletimizle birlikte yapacağım. Ne iş dünyasına güvenim var, ne medyaya güvenim var, medya patronlarına. Sizleri kastetmiyorum, sakın yanlış anlamasın. Sizlere de güveniyorum. Sizlerin de içinin kan ağladığını, yapamadığınızı ben de biliyorum. İşinizden olmamak uğruna bazı şeyleri yazamadığınızı, göremediğinizi ben de biliyorum. Mesela siyasette önümüzdeki dönemde uzay madenciliğini tartışacağız. Bunları televizyon programlarında konuşacağız. Hurafeler değil. Bilim konuşacak insanlar. Çünkü Cumhurbaşkanı bunları konuşacak meydanlarda. Mesela meydanlarda düşünen robotları konuştukça, ben bunları konuştukça televizyonlarda da tartışmacılar bunlar olacak. Hurafeler tartışılmayacak.
Mesela kuantum diyen bir cumhurbaşkanı olacak ilk kez. Uzun yıllar sonra kuantum diyen, endüstri 4.0 diyen bir cumhurbaşkanı olacak. Cumhurbaşkanının dili bu olunca Türkiye'nin gündemi de bu olacak ve televizyonlardaki tartışmalar da bunlar olacak. Önümüzdeki günlerde Türkiye için hayallerimi anlatacağım. Türkiye için hayallerimi, ufkumu, gelecek vizyonumu önümüzdeki günlerde sizler aracılığıyla meydanlarda bunları milletimizle paylaşacağım. Bir öneride bulunuyorum. Dün Sayın Erdoğan diyor ki muasır medeniyet seviyesine çıkacağız. Onu aşacağız. Güzel. Çok güzel. Mutlu oldum. Yani çağdaş uygarlık düzeyini geçmiş toplumlarda, batıda seçimler şöyle oluyor. Adaylar televizyon programına karşılıklı çıkıyorlar. Tartışıyorlar. Ben hazırım. 5 aday, adaylığı kesinleşmiş. Bu daha sonra 6 olur, 7 olur bilemem. Sayın Erdoğan, ben sizinle ve diğer adaylarla, madem ki diyorsunuz muasır medeniyet seviyesini geçeceğiz, gelin hep birlikte o muasır medeniyet seviyesindeki ülkelerde nasıl oluyorsa bizde de öyle olsun. Gelin televizyonlarda tartışalım, Türkiye ile ilgili hayallerimizi anlatalım. İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener ise Ankara'da İYİ Parti'nin ekonomik ağırlıklı seçim projeleri hakkında açıklama yaptı. Türkiye'ye dayanışma fonu kuracaklarını söyleyen Akşener, borçlu vatandaşların borçlarını satın alıp devlete faizsiz ve daha kolay ödeme imkanı sağlayacaklarını vaat etti. Araştırmalar göstermektedir ki ülkemizde her 10 kişiden 8'inin borcu bulunmaktadır. Bu dünyadaki en yüksek oranlardan biridir. Öyle ki çok borçlu olduğu bilinen Amerika Birleşik Devletleri'nde bile oran %65 seviyesindedir. Avrupa Birliği'nde ise bu oran %50 civarındadır. Bu borç yükü altında ezilen vatandaşlarımız maaşlarının önemli bir bölümünü daha ellerine geçmeden ya tahsilat şirketlerine ya da bankalara ödemektedirler. Kapısına dayanan haciz memuru ve tahsilat şirketlerinin avukatlarının baskısı altında evinin ihtiyaçlarını karşılayamayan anne ve babalar bunalıma girmişlerdir. Basında artık her gün borç yüzünden sönen hayat ve ocakların hikayeleri sıradan haberler haline gelmiştir. Bu borçlar toplumumuzu içten içe çürüten bir sosyal facia haline gelmiştir. Aynı ayın sonunu nasıl getireceğini bilemeyen, kirasını zar zor ya da hiç ödeyemeyen ve hiç ödeyemeyeceği borçlar için kapısına haciz memuru dayanan vatandaşlarımızın bu büyük derdi bir an önce çözülmelidir. Bunun için biz hazırız. Cumhurbaşkanlığı olup göreve geldiğimizde ilk 100 gün içerisinde hiç vakit kaybetmeden bir sosyal dayanışma fonu kuracağız. Bu fona Türkiye Dayanışma Fonu adını verdik. Biz diyoruz ki borç kaderin değil, sileceğiz. 30 Nisan 2018 tarihi itibariyle borçları bankalarca veya tüketici finansman şirketlerince yasal takibe ya da yakın takibe alınmış olan ve de borçları tahsilat şirketlerine satılmış olan 4,5 milyona yakın vatandaşımızın tüketici kredisi, kredi kartı ve kredili mevduat hesaplarından doğan borçlarını biz satın alacağız. Bu durumda olan borçlulardan işsiz, emekli ya da asgari ücretle çalışanların borçlarının tamamını sileceğiz. Değil borcunu ödemek, evine ekmek, çocuğuna süt bile götürmekte zorlanan işsiz kardeşlerimizi tam rahat edeceği yaşlarda borç krizi içinde debelenen emeklilerimizi bu yükten kurtarmak boynumuzun borcudur. Yine
borçları bu durumda olan, düşük gelirle çalışan vatandaşlarımızın ve öğrencilerimizin borçlarının en az %80'ini belirli kriterlere göre sileceğiz. Kalan borçlarını ise faizsiz 10 yıla kadar taksitle ödeyebilecekler. Bu arada İyi Parti'nin İstanbul Bağcılar'da erken seçim için çalışmalar yapan üyelerine bıçaklı saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda 7 İyi Partili yaralandı. Yaralılardan birinin durumu ağır. Bıçaklı saldırıyla ilgili ise 8 kişi gözaltına alındı. İstanbul Bağcılar'da İyi Parti standına düzenlenen bıçaklı saldırıda 7 kişi yaralandı. Saldırının hedefinde İyi Parti'nin Cumhurbaşkanı Meral Akşener'e imza toplamak için kurulan standtaki görevliler olduğu bildirildi. Bıçaklı saldırıyla ilgili 8 kişi gözaltına alındı. İyi Partili siyasetçiler, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ve HDP İzmir Milletvekili Müslüm Doğan saldırıyı kınadı. İyi Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener saldırıyla ilgili Twitter'dan "Hiçbir saldırı veya tehdit bizi çıktığımız iyilik yolundan döndüremeyecektir. Türkiye'nin ihtiyacı olan iyiliği ve sağduyu sabırla inşa edeceğiz. Menfur saldırıda yaralanan kardeşlerime geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Türkiye iyi olacak" dedi. İyi Parti sözcüsü Aytun Çıray, partisinin saldırıyla ilgili açıklamasını sosyal medya hesabından paylaştı. Açıklamada, "Bağcılar ilçe başkanlığımızın imza standına demokrasi düşmanları tarafından bıçaklı saldırıda bulunuldu. Millete güvenmeyenler demokratik bir yarışı gençlerimiz arasında tehlikeli bir sürtüşme alanına taşıyorlar. Üstelik bunu başka anaların çocuklarını kullanarak yapmaya çalışıyorlar. Bu siyaset başarılarını milletimizi kutuplaştırmada bulan çaresizlerin cinnetidir. Yaralı arkadaşlarımıza acil şifalar diliyoruz. Türk milletine sükunet tavsiye ediyoruz. Hukuk içinde gerekli işlemleri başlattık. Merak etmeyin, iyiler mutlaka kazanır" ifadelerine yer verildi. İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Musavat Dervişoğlu ise saldırıdan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi sorumlu tuttu. Dervişoğlu'nun Twitter'dan paylaştığı mesajda, "Saldırıya uğramışız. Saldıranlar elbette ki hesabını verecektir ama asıl sorumlu saldırtanlardır. Hayatları boyunca bir tek PKK'lıyı ittiremeyenler, şehitlerimizin kanını yerde bırakanlar, şayet bağrımıza bıçak saplıyorsa ite dil sahiplerine sormak boynumuzun borcu olsun. Vatan hainlerine gösterdiği hoşgörünün binde birini ülkücüye göstermekten kaçınan ve devlet millet düşmanlarına dümen tutmak için sokaklardan çektiği çocukları bizlere saldırtmak için sokaklara süren her kimse hain ve alçaktır. Akan her damla kanın sorumlusu Devlet Bahçeli'dir" ifadelerini kullandı. Saldırıya diğer siyasi partilerden de tepki geldi. CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce sosyal medya hesabından saldırıyı, "Bağcılar'da İyi Parti standına yapılan saldırıyı kınıyor, yaralanan İyi Partili yurttaşlarımıza şifa diliyorum. Siyasi rekabet savaş değildir. Bizimle aynı partide olmayan, aynı düşünmeyenler de düşmanımız değildir. Hepimiz aynı memleketin evlatlarıyız" sözleriyle kınadı. HDP İzmir Milletvekili Müslüm Doğan da Twitter'dan "Saldırı demokrasiyedir, kabul edilemez" mesajını paylaştı. İYİ Parti lideri Meral Akşener, Bağcılar'da partisinin seçim standına düzenlenen saldırıya tepki gösterdi. "Elbette üzgünüz, bir seçime gidiyoruz, savaşa değil" ifadelerini kullandı. Dün akşam Bağcılar ilçemizde, Bağcılar ilçe meydanında kurulan üye yazım standımıza bir saldırı oldu. Dolayısıyla onunla ilgili elbette üzgünüz. Bir seçime gidiyoruz biz, savaşa değil. Seçime gidiyoruz, demokratik kurallar içerisinde insanların rekabet ettiği, sadece Cumhurbaşkanı adaylarından bahsetmiyorum. Aynı zamanda sahada milletvekili adaylarının da, değişik partilerden milletvekili adaylarının da demokratik kurallar içerisinde "ben daha iyi yaparım" diyerek rekabet ettiği ve şenlik gibi olması gereken bir seçime doğru gidilirken bugün karşılaştığımız bu gerilimi arttırıcı, düşman, karşı tarafı düşman gören, kamplaştırıcı lider dilinin geldiği bir nokta bu.
Dolayısıyla bugün huzurunuzda Türkiye Cumhuriyeti'nin Başbakanını, Sayın Erdoğan'ı ve İçişleri Bakanını göreve davet ediyorum. Bu tür bir yol değildir. Bu rekabet ortamı, demokratik rekabeti ve can güvenliğini, seçim güvenliğini sağlamak iktidar partisinin görevidir. Burnu kanayan tek bir kişinin dahi, saldırıya uğrayan tek bir kişinin dahi vebali, sorumluluğu bu bahsettiğim kişilerindir. Bu ülkedeki veya herhangi bir ülkedeki kadınların, erkeklerin ve çocukların namusları, canları, şerefleri o ülkeyi yönetenlerin emanetindedir. Eğer bu emaneti saklayamıyorlarsa, bu emanete uygun davranamıyorlarsa, bu arkadaşların biz bu işi yapamıyoruz deyip çekip gitmeleri şarttır. Dolayısıyla biz gerilimin tarafı değiliz. Biz düşmanlığın tarafı değiliz. Biz kardeşliğin yanındayız. Biz huzurun yanındayız. Biz bu ülkeye nefes aldırmak için yola çıktık ve bu kararlılığımızda devam edeceğiz. Ama bu demek değildir ki arkadaşlarımızın, kardeşlerimizin, evlatlarımızın önüne gelen tarafından hırpalanmasına da müsaade edeceğiz. Bu da söz konusu olamaz. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, Parti Genel Merkezi'nde bir basın toplantısı düzenledi. Hedefinde Cumhurbaşkanı adaylarına oy verenler için de FETÖ'nün seçmen ayağı olabilir diyen MHP lideri Devlet Bahçeli vardı. Cumhurbaşkanı adaylığı için ortaya çıkan adaylara milletin, vatandaşın, seçmenin serbest iradesiyle gidip imza vermesinden korkan tek adam koalisyonu, koalisyon sözcüsü Devlet Bahçeli'nin ağzından FETÖ'nün seçmen ayağı diye imza verenler FETÖ'cülükle tehdit edilmiştir. Tehdit yoluyla imza toplanması önlenmek istenmiştir. Şantaj ve iftirayla imza toplanması önlenmek istemiştir. Amaç rakipsiz bir yarıştır. Pensilvanya'yı mihrap yapıp oraya giderek Pensilvanya'da esas duruşta bekleyenler bugün AK Parti listelerinde hala milletvekili aday adayı olarak müracaat ettiler. Buna söyleyecek bir sözün yok mu Sayın Bahçeli? Sayın Bahçeli, bu ne iştir? Bu ne iştir? Seçmenin siyasi ayağı, FETÖ'nün seçmen ayağı diye cesaretle, vicdanlarıyla gidip tercih ettikleri adaylara oy veren vatandaşı töhmet altında bırakırken ittifak kurduğun partinin aday adayı listelerinde Pensilvanya'yı mihrap yapanları gördüğün zaman söyleyecek hiçbir sözün yok mu? Onlar hangi ayak? Onlar hangi ayak? Bu ne ayak? Sayın Bahçeli, bu ne ayak? 100 bin imzayla Cumhurbaşkanı adayı olmayla ilgili AK Parti seçim işlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Sorgun açıklamalarda bulundu. Sorgun, iki adayın 100 bin imzayı geçtiğini söyledi. Seçim kararı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden alındıktan bu tarafa hem partimizin kendi süreçleri 24 Nisan itibariyle başladı. 30 Nisan itibariyle de Yüksek Seçim Kurulu'nun takvimi başlamış oldu. Resmi takvim devam ediyor. Cumhurbaşkanı adayı grupların göstermesi bildiğiniz gibi yapılmış oldu. Ayrıca anayasamızda yeni getirilmiş olan 100 bin imza ile Cumhurbaşkanı adayı gösterme süreci devam ediyor. Ayın 9'una kadar devam edecek. Şu anda her gün rakamları alıyoruz. Gördüğünüz kadarıyla bu saate kadar iki aday diyelim artık. 100 bin imzayı kesin olmayan rakam ama geçmiş durumda görünüyor. Partimiz açısından da cumartesi gün 78 ilimizde
temayülleri yaptık. Büyük bir coşkuyla, olgunlukla ve büyük bir katılımla gerçekleşti. 117.610 teşkilat mensubumuzun oy kullanıcı olarak hazırın listesinde ismi geçen mensuplarımızın, teşkilatımızın her kademesinde, bütün illerimizde, 78 ilimizde, dün de Ankara ve Kayseri'de temayüller yapıldı. Bugün de son olarak İstanbul'da temayül yapılıyor. Böylece temayül sürecini de tamamlamış oluyoruz. Burada gerçekten çok büyük bir katılım oldu. Birçok ilimizde %90'larda temayüle iştirak oldu. Ve bir bayram havası içerisinde. Bir yönüyle baktığımızda dışa dönük olarak olanca şeffaflığıyla süreçleri kamuoyuyla paylaşıyoruz. Ama adayların özeline ilişkin olan da olanca gizliliğine riayet etmeye çalışıyoruz. Aynen seçimlerde olduğu gibi sayım döküm cetvelleri, tutanaklar ve oy torbaları hassasiyetle bunlar korunuyor. Ve bu süreçte de gizliliğine azami özen gösterilecek. Bu arada Cumhurbaşkanı adaylarıyla ilgili bugün itibariyle imza sayılarında gelen son rakamları sizlerle paylaşalım. Adaylar arasında 100 bin imzayı bulan ilk lider İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener oldu. Akşener'in bugün itibariyle topladığı imza sayısı 226.578 oldu. Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu ise 146.103 oya ulaşmış durumda. 100 bin barajını aşan iki lider, iki cumhurbaşkanı adayı bu şekilde. Bu iki aday ise Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek takip ediyor. Perinçek'in oy oranı ise 60.248. Bugün itibariyle Perinçek'in oy oranı 60.248. Son sırada ise Adalet Partisi'nin adayı Vecdet Özvar. Öz'ün şu ana kadarki topladığı imza sayısı ise 1733'te kalmış durumda. HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş, BBC'nin sorularını yanıtladı. Demirtaş, cezaevinde imkanlarının çok dar olduğunu söyledi. Tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş cezaevinden BBC'nin sorularını yanıtladı. Demirtaş cezaevinde imkanlarının yok denecek kadar az olduğunu, sadece avukatları ve posta yoluyla dışarıya mesaj gönderebildiğini söyledi. Demirtaş, mevcut Cumhurbaşkanı devletin de meydanın bütün imkanlarını kullanıp kampanya yürütürken ben burada sıfır imkanla sadece kadınların ve gençlerin yüreğine, cesaretine ve inancına güvenerek kampanya yürütüyorum. Ama buna rağmen kendimi şanslı hissediyorum. Çünkü halkın gücü zorbalığı yenecektir dedi. HDP'nin güçlü bir Türkiye partisi olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı adayı Demirtaş, bu konuda bugün dünden daha iddialıyız. Koşullar HDP'nin ne kadar önemli bir siyasi çizgi olduğunu ortaya koymuştur diye konuştu. Demirtaş, 24 Haziran seçimlerinin HDP'yi önceki seçimlere oranla daha ileri bir noktaya taşıyacağını da vurguladı. Sadece seçim dönemleri için değil, tümüyle silahların susmasını ve demokratik siyaset yoluyla sorunların çözümünü savunuyorum diyen Demirtaş, demokratik siyaset sadece bir dönemin taktik yöntemi değil, asıl ve strateji mücadele biçimi olmalıdır. Türkiye'de bunun imkanları çok sınırlı olmasına rağmen ben şiddet ve silah yöntemini benimsemiyorum. Bu nedenle demokratik siyasetteyim dedi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AK Parti Kepez İlçe Başkanlığı'nın danışma meclisine katıldı. Çavuşoğlu, tarihi bir seçime gidildiğini söyledi. Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçiminin önemine işaret etti. Çok partili döneme geçtikten sonra belki de Türkiye Cumhuriyeti tarihinde, siyasi tarihimizde en kritik bir seçim. Çok partili sisteme geçtikten sonra Türkiye gerçekten özellikle tek partili hükümetin kurulduğu, yani koalisyonsuz hükümetlerin kurulduğu dönemde büyük hamleler yapmıştır. Biz
Cumhurbaşkanlığı sistemini getirirken Türkiye'de geçmişte yaşanan o koalisyonlar yaşanmasın, sistem güçlü olsun, istikrar her zaman olsun ve her zaman Recep Tayyip Erdoğan gibi bir yiğit olmayabilir ama sistemimiz sağlam olsun ki risklere karşı Türkiye'miz dayanıklı olsun. Reformlarımızla demokrasimizin standartlarını yükselteceğiz. Özgürlüklerin standartlarını yükselteceğiz ve adalet, adalet, adalet. FETÖ'nün bozduğu adaleti yeniden inşallah ülkemize getireceğiz. Yargının bağımsızlığı, herkes için adalet. Ve Cumhurbaşkanımızın söylediği gibi herkesin o adalet çemberinin içinde olması gerekiyor. Çünkü biz 16 senedir bu ülkede herkesin özgürlüğünü Allah'a şükür verdik. Herkese özgürlük dedik. Yasakları kaldırdık. Müslüman olmayan diğer inançlara, inançların yani inançların vakıflarının haklarını geri verdik. Almanya'nın Avrupa ile ilişkilerden sorumlu Devlet Bakanı Michael Roth Türkiye'ye geliyor. Roth ziyareti öncesinde yaptığı açıklamada Türkiye ile sıkı işbirliğinin önemine dikkat çekti. We also welcome the Afghan government's reform paper on realizing self-reliance. Alman Dışişleri Bakanlığı bünyesindeki Avrupa işlerinden sorumlu Devlet Bakanı Roth 2 günlük ziyaret için Türkiye'de. Alman Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Roth'un salı gününe dek sürecek ziyareti sırasında baş müzakereci ve Avrupa Birliği Bakanı Ömer Çelik, muhalefetten siyasetçiler ve sivil toplum temsilcileriyle görüşeceği belirtildi. Çelik'te yapılacak görüşmede ele alınacak konular hakkında ise bilgi verilmedi. Roth ziyareti öncesinde yaptığı açıklamada, bütün zorluklara rağmen Almanya ve Türkiye önemli konularda yeniden sıkı işbirliği yapmak zorundadır. Türkiye'deki muhataplarımızla daha yoğun diyalog yürütmemiz hiç olmadığı kadar önemli dedi. There are many ways in which our two countries... Dışişleri Bakanlığı'nın verdiği bilgiye göre Roth İstanbul Kültür Üniversitesi'nde düzenlenecek tartışma programına katılacak. Ankara'da ise siyasi görüşmeler yapmanın yanı sıra Avrupa Birliği'nin finanse ettiği Suriyeli mültecilere hizmet eden sağlık merkezini ziyaret edecek. Almanya-Türkiye ilişkileri son yıllarda hiç olmadığı kadar gerildi. Almanya, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından ilan edilen olağanüstü halin uzatılmasını ve Alman vatandaşlarının tutuklanmasını eleştiriyor. Son aylarda iki ülkeden üst düzey politikacılar ilişkilerin yumuşadığı sinyalini veriyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın tepki çeken Kudüs kararının ardından Kudüs sokaklarına Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçiliği tabelaları asıldı. Büyükelçiliğin 14 Mayıs'ta açılması planlanıyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Aralık ayının başında Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyacaklarını açıklayarak, Tel Aviv'de bulunan Büyükelçiliğin Kudüs'e taşınması talimatını verdiğini duyurmuştu. Trump'ın tepki toplayan kararının ardından İsrail'e bağlı Kudüs Belediyesi'nin bu sabah Kudüs'ün güneyindeki bazı yollara Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçiliğini gösteren tabelalar astığı görüldü. Tabelalarda İngilizce, İbranice ve Arapça ifadeler bulunuyor. Büyükelçiliğin 14 Mayıs'ta açılması planlanıyor. Gazze'de 2 ayrı olayda 7 kişi hayatını kaybetti. Meydana gelen patlamada 5 kişi, İsrail askerlerinin Gazze şeridinin güneyinde yaptığı saldırıdaysa 2 Gazze vatandaşı hayatını kaybetti. Gazze'de meydana gelen patlamada 5 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı. Gazze Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Gazze'nin ortasındaki Deir el-Balah kentinde meydana gelen patlamada 5 kişi hayatını kaybetti. Patlamada 4 kişinin kimliği belirlenirken bir kişinin ise henüz kimliği belirlenemedi. Üç kişinin de yaralandığı patlamanın neden meydana geldiği ise henüz bilinmiyor.
bir saldırı da İsrail askerleri tarafından gerçekleştirildi. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref El-Kudra yaptığı yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin Gazze şeridinin güneyinde Han Yunus kentinde iki Filistinli şehit ettiğini açıkladı. Filistinlilerin toprak günü olarak adlandırdıkları 30 Mart'tan bu yana devam eden büyük geri dönüş yürüyüşü protestolarında şu ana kadar 47 kişi hayatını kaybetti. Rusya'da 18 yıldır iktidar olan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 4. dönem için yemin ederek göreve resmen başladı. Putin'in yemin töreni öncesi Rusya'da protesto eylemleri düzenlendi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Mart'taki devlet başkanlığı seçimlerinde elde ettiği zaferle bugün 4. dönem için yemin etti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Anayasa Mahkemesi Başkanı Zorkin'in huzurunda yemin etmesinin ardından salonda Rusya marşı çalındı. Putin, yemin töreni sonrasındaki yaptığı konuşmada Rusya'nın barışçıl ve refah dolu bir geleceği için çalışacağını söyledi. Putin, hayatımın ve çalışmalarımın amacı insanlarıma ve ana vatanıma hizmet etmek. Rusya'nın barışçıl ve refah dolu bir geleceği olması için gereken her şeyi yapmak borcum ve hayatımın anlamı dedi. Putin, her daim güçlü olduğumuz alanlarda kendimizi geliştirip yeterince üzerine gitmediğimiz alanlarda da ilerleme sağlamalıyız. Almamız gereken pek çok karar var ifadelerini kullandı. 65 yaşındaki Putin, başbakan ve devlet başkanı olarak Rusya'da 18 yıldır iktidarda bulunuyor. Putin dönemini Çarlık ve İmparatorluk dönemine benzeten muhalifler protesto eylemleri düzenledi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yemin töreniyle iktidardaki 6 yılını daha garantileyecek. Protesto gösterileri ihtimaline karşı güvenlik güçleri önlemler aldı. Geçtiğimiz cumartesi günü Rusya'nın 19 ilinde binden fazla kişi gözaltına alındı. Gözaltıların yarısına yakını da başkent Moskova'da yaşandı. Putin Mart'taki seçimlerde oyların %76'sından fazlasını almıştı. Bu Rus liderin en büyük sandık başarısı oldu. Fakat uluslararası gözlemciler sandıklarda usulsüzlük yapıldığını belirtiyor. Rusya'da önceki seçimlerde de ihlaller olduğu iddia ediliyordu. Ülkenin popüler muhalif lideri Alexei Navalny, zimmetine para geçirdiği suçlamaları nedeniyle seçimlerde adaylığını koyamamıştı. İddiaları reddeden Navalny, bu suçlamaların siyasi olduğunu söylüyor. Rus muhalif Navalny, geçtiğimiz cumartesi günü başkent Moskova'da izinsiz gösteri düzenlediği gerekçesiyle kısa süreli gözaltına alınmıştı. Putin ilk olarak 2000 yılında devlet başkanı seçildi ve 2004'te yeniden sandıktan birinci çıkarak 4 yıl daha devlet başkanlığı yaptı. Yasalar uyarınca üst üste yalnızca 2 dönem devlet başkanlığı yapabildiği için 2008'de başbakanlığa geçti ve devlet başkanlığına kendisine yakın siyasetçilerden Dmitri Medvedev geçti. Putin 2012'de yeniden devlet başkanlığına geçip 6 yıl koltukta kaldı. Koltuğunu bu yıl Mart ayındaki seçimlerde sağlamlaştırdı. Putin 4. dönemini tamamlayabilirse 2024 yılında 65 yaşına geldiğinde çeyrek asır ülke yönetiminde kalmış olacak. Anneler Günü'ne bir hafta kala Amerika Birleşik Devletleri genelinde kadın hakları ve özellikle annelerin karşılaştıkları sorunlara dikkat çekmek amacıyla gösteriler düzenlendi. ABD'de Anneler Günü'ne bir hafta kala birçok eyalet ve şehirde genelde kadın hakları ve özellikle annelerin karşılaştıkları sorunlara dikkat çekmek amacıyla gösteriler düzenlendi. Kaliforniya eyaletinin Los Angeles şehri dahil 50'nin üzerinde şehirde eş zamanlı olarak düzenlenen gösterilerde özellikle birçok gelişmiş ülkede bulunan maaşlı doğum izni, çocuk ve anneye ücretsiz sağlık hizmeti gibi talepler dile getirildi.
Gösterilerde ABD'nin anne ve anne adaylarına sunduğu hizmetlerde diğer gelişmiş ve hatta gelişmekte olan ülkelere göre son sıralarda olduğunu, önlenebilir doğumla ilişkili kadın ölümlerinde Kazakistan ve Suudi Arabistan'ın ardından 47. sırada olduğu belirtildi. Gösterilerin organizatörlerinden Lubi, bugün burada ülke genelinde 50 kardeş gösteriyle birlikte kötü durumdaki hamilelik kanunlarına dikkat çekmek için bulunuyoruz. Kadınlar ölüyor, kadınlar acı çekiyor ve bununla ilgili kimse konuşmuyor dedi. Ankara'da hafta sonu boyunca aralıklarla devam eden yağmur nedeniyle metro merdivenleri şelaleyi andırdı. Ankara'da iki gün boyunca aralıklarla gerçekleşen sağanak yağış hayatı felç etti. Ablam geride kaldı. Anlık gerçekleşen şiddetli yağışlar binaların bodrum ve bahçe katlarını, iş yerlerini ve caddeleri dakikalar içinde suyla doldurdu. Metrelerce yüksekliğe ulaşan sel suları özellikle Mamak ve Keçiören ilçelerinde yıkıcı boyutlara ulaştı. Keçiören'de gündüz saatlerinde aralıklarla yağan yağmur nedeniyle Kızlarpınarı Caddesi dere yatağına dönüştü. Yarıya kadar ıslanarak arızalanan araçlar nedeniyle trafik durdu. Kuyubaşı metro istasyonunun basamaklarını aşan sel suları merdivenlerden aşağı akmaya başladı. Metroya dolan tonlarca su şelale görünümünü andırırken biriken sel suları yüzünden seferlerde aksamalar yaşandı. İstanbul Üniversitesi'nden ayrılmak istemeyen Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin akademisyenleri ve öğrencileri tasarının Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görüşülmesine bir gün kala yine eylemde hem endişe hem de umutla Ankara'dan gelecek karar bekleniyor. İstanbul Üniversitesi ile birlikte 13 üniversitenin bölünmesini ve Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin İstanbul Üniversitesi'nden ayrılmasını öngören tasarının Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda yarın oylanması bekleniyor. Mayıs'taki görüşmede oylamanın 8 Mayıs'a ertelenmesi Cerrahpaşalılarda tasarı geri çekilebilir ümidi doğurdu. İstanbul Üniversitesi'nden ayrılmamak için günlerdir eylem yapan Cerrahpaşalılar karar öncesi son günde de eylemlerine ve etkinliklerine devam ediyor. Cerrahpaşa'nın İstanbul Üniversitesi'nden ayrılmasını istemiyorum şeklindeki notun altına tüm Cerrahpaşa ailesi olarak isimlerini yazan fakülte mensupları bu notları uç uca ekleyerek etkinlik alanındaki ağaçlara astı. Gün boyu sürecek etkinliklerde Türkiye Organ Nakli Vakfı, Kanserli Çocuklara Umut Vakfı, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı, vakıflar standlarında faaliyetleri hakkında bilgilendirme yapacak, öğrenciler de onlara destek olacak. Öğretim üyeleri Profesör Doktor Fatih Altındaş ve Profesör Doktor Oktay Demirkıran, Cerrahpaşa'ya hayat verme mücadelesini temsilen öğrencilere ve halka ilk yardım kardiyopulmoner resüsitasyon uygulama dersi verecek. Şimdi spordaki gelişmelerle devam edelim. Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray deplasmanda Teleset Mobilya Akhisar Spor'u 2-1 mağlup ederek şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı. Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışındaki Galatasaray 32. haftadaki kritik maçta Teleset Mobilya Akhisar Spor'un konuğu oldu. Karşılaşmada ilk dakikalar daha çok orta alan mücadelesi şeklinde geçerken Galatasaray golü erken buldu. Fegoli'nin asistinde topla buluşan Rodriguez, sarı kırmızılıları 1-0 öne geçirdi. Maçın 19. dakikasında Akhisarspor defansını çalımlayarak ceza sahasına giren Rodriguez, kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydederek durumu 2-0 yaptı.
İkinci yarıda ise Akhisarspor maça ortak olmaya çalıştı. Karşılaşmanın 50. dakikasında Serdar Aziz'in kendi kalesine attığı gol sonrası skor 2-1'e geldi. Bu skorla 3 puanı hanesine yazdıran Sarı Kırmızılılar puanını 69'a yükseltirken Medipol Başakşehir'in puan kaybettiği haftada liderlik koltuğundaki yerini de sağlamlaştırmış oldu. Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında şampiyonluğun önemli adaylarından Fenerbahçe, Bursa Spor'u 2-1 mağlup etmeyi başardı. Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Ülker Stadı'nda Fenerbahçe düşme hattından uzaklaşmaya çalışan Bursa Spor'u ağırladı. Maçın ilk yarısında sağlı sollu ataklarla Bursa Spor kalesine yüklenen Fenerbahçe, Harun'un inanılmaz kurtarışlarıyla birçok net fırsatı kaçırdı. İkinci yarıda daha dengeli bir oyun ortaya çıktı. Valbuena ve Giuliano'nun pozisyonlarıyla golü bulamayan Fenerbahçe 69. dakikada Furkan Soyalp'in şutuna engel olamadı ve 1-0 mağlup duruma düştü. Maçın devamında toparlayan Sarı Lacivertliler Musa Sov'un kendi kalesine attığı golle 1-1'lik eşitliği yakalarken 90. dakikada Fernandao'yla maçın skoru belirlendi. 83. dakikada Bursa Spor'da Titi Yansın'a yaptığı müdahaleden dolayı kırmızı kartla oyun dışında kalırken yapılan yoğun itirazlardan dolayı yedek kulübesindeki Kubilay Kanatsız Kuş'a da hakem Fırat Aydınus kırmızı kart gösterdi. Vakıfbank Avrupa Bayanlar Voleybol Şampiyonlar Ligi finalinde rakibi Alba Bilaj'ı 3-0 mağlup ederek şampiyon oldu. Vakıfbank, Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen Şampiyonlar Ligi finalinde ev sahibi Volley Alba Brahla karşı karşıya geldi. Final maçına oldukça etkili başlayan Vakıfbank, file önünde rakibine geçit vermezken Zvutink'in skorer oyunuyla ilk seti 25-17 kazandı. Etkili oyununu ikinci sette de devam ettiren Vakıfbank, Zuiting'in başarılı performansıyla oyunun kontrolünü elinde tutmayı başardı. İkinci seti 25-11 kazanan Vakıfbank, 2-0 üstünlük yakaladı. Üçüncü seti de üstün oyunuyla önde bitiren Vakıfbank, karşılaşmayı 3-0 kazanarak 2011, 2013 ve 2017'den sonra bu kupayı üst üste ikinci kez müzesine götürmeyi başardı. Temsilcimiz bu sonuçta kulüp tarihinde 4. kez Avrupa'nın 1 numaralı kupasını müzesine götürürken takım kaptanı Gözde Kırdar profesyonel voleybol kariyerine Avrupa şampiyonu ve turnuvanın en değerli oyuncusu olarak son noktayı koydu. Türkiye Futbol Federasyonu'nun Fatih Terim'e sözleşmesini haksız yere feshettiği gerekçesiyle yaklaşık 9 milyon lira faiziyle tazminat ödenmesine karar verildi. Türkiye Futbol Federasyonu'nun teknik direktörü Fatih Terim'in sözleşmesini tek taraflı olarak feshetmesiyle başlayan ve 9 aydır süren davanın ikinci duruşmasında hakim son noktayı koydu. Tazminat davasında mahkeme Fatih Terim'i haklı buldu. Hakim 12.9 milyon liralık alacakta %40 indirim yaparak 7.7 milyon liranın davacıya ödenmesine karar verdi. Bu miktar faiziyle birlikte yaklaşık 9 milyon liraya tekabül ediyor. Türkiye Futbol Federasyonu Vekili Avukat Hüseyin Karahmetoğlu, mahkemenin verdiği tazminat kararına karşılık üst mahkemeye itirazda bulunacaklarını ve istedikleri sonuçları alamamaları halinde Yargıtay'a gideceklerini duyurdu. Real Madrid ile Liverpool arasında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi finalinin hakemi açıklandı. UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde düdük çalacak hakem belli oldu. Real Madrid ile Liverpool arasında oynanacak olan zorlu mücadeleyi 45 yaşındaki Sırp hakem Milorad Mazic yönetecek. Hakem Milorad Mazic'in yardımcılıklarını Milovan Rastić, Dalibor Djurjević ve Kliment Turpin yapacak. Mazic geçen yıl Konfederasyonlar Kupası'nda Şili ve Almanya arasında oynanan maçı ve 2016 Süper Kupası'nda Real Madrid ile Sevilla'nın karşılaştığı mücadeleyi yönetmişti. Yarı final karşılaşmalarında Roma'nın Liverpool'a toplamda 7-6'lık skorla eğlenmesi, İspanyol devi Real Madrid'in ise Alman Bayern Münih'i oynanan iki karşılaşma sonrasında 4-3 ile mağlup etmesiyle beraber finalin adı Real Madrid-Liverpool olmuştu.
Şampiyonlar Ligi final karşılaşması Ukrayna'nın Kiev kentinde 26 Mayıs Cumartesi günü saat 21.45'te oynanacak. Türkiye ve dünya gündeminden öne çıkan gelişmelerle ana haber bültenimizde karşınızda olduk. KRT WhatsApp ihbar hattımız 0545 357 42 13. Sesinizi duyurmak istediğiniz her konuda bizlere yazabilirsiniz. Yarın aynı saatte görüşmek üzere. Mutlu akşamlar, hoşça kalın.